Meksika'da dünyaca ünlü Ay ve Güneş piramitlerini gezmeye devam ediyoruz. Şu an 65 metre olan piramit yüksekliği eski yıllarda 70 metreymiş. 5 metrelik koskoca bir sunak varmış piramidin tepesinde. Peki ne adıyorlarmış derseniz, maalesef 40 binin üzerinde insan aradıkları tespit edilmiş. Evet değerli izleyenler, zafer benimdir diyenindir derler ya, işte görmüş olduğunuz gibi uzun uzun merdivenleri açtık geldik. 286 basamak sonrasında şu anda Güneş piramidinin en tepesindeyiz. Arka tarafta Ay piramidi var. Bu arada bu noktada 65 metrelik bir yükseklikteyiz. Eski yıllarda bu nokta 70 metreymiş. Yani burada bir sunak varmış ve bu sunağı güneşe insan adamakta kullanıyorlarmış. Yaklaşık 40 bin kişinin üzerinde bir adak adandığı söyleniyor. Maalesef insan adıyorlarmış o dönemin insanları. Bu Aztek piramitlerinin Mısır piramitlerinden farkı nedir? Bu piramitlerle Mısır piramitleri arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa, bugüne kadar arkeologlar bu piramitlerin mezar amaçlı kullanılmadığını söylüyorlardı. Mısır'dakiler mezar amaçlı kullanılıyor aynı zamanda. Fakat son dönemde yapılan teknolojik araştırmalar ve gelişmelerle kullanılan çeşitli cihazlarla bakılıyor ve çeşitli tüneller keşfediliyor piramidin altında. Ve bu tünellerin farklı odalara açıldığı söyleniyor. Belki 10 sene, belki 5 sene, belki daha ileride anlaşılabilir ki bu piramitlerde yine mezar olarak kullanılıyordu. Ama şu anda net bir bilgi yok. Şu andaki bilgi, bu piramitlerin mezar olarak kullanılmadığı araştırmalar devam ediyor. İşte en tepedeyiz. Harika bir açı var burada. Ve bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Fotoğraf zamanı. Güneş piramidinin üstündeyiz. Ve tabii ki Meksika'ya geldiğinizde siz de bu anları ölümsüzleştirin. Bizim neyimiz eksik diyoruz. Ve hadi bu anları ölümsüzleştirelim. Keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza bu güzel antik kentten ve piramidin tepesinden. Güneş piramidinden aşağı iniyoruz. Hedefimiz Ay piramidinin yanına gitmek. Ama o da ne? Bu antik kentte adım başı görebileceğiniz ilginç bir ses. Jaguar sesi. Jaguar zamanı Azteklerin ilk zamanı ve en değer verdikleri zamanmış. Kutsal bir hayvan, hatta bir tanrı Jaguar Aztekler için. Halihazırda bu antik kentte Jaguar sesi çıkaran bu aletlerden var. Ve bu hediyelikler
antik kentin her noktasında satılıyor. Evet değerli izleyenlerimiz, tabii ki bu güzel tapınaklarda, bu güzel piramitlerde ve tabii ki bu tarihi bölgede geçmiş çok fazla yaşatılıyor. Bu bölge insanlarının Jaguar bir tanrısıymış. Zaten Jaguar zamanı dedikleri zaman ilk zamanları. O ilk zaman en parlak zaman ve Jaguar hali hazırda kutsal saydıkları bir hayvan. Burada da Jaguar'la ilgili böyle bir obje yapmışlar. Jaguar'la karşılaşmak istemezsiniz. Evlerden ırak diyelim tabii ki ama sesini duymak isterseniz. İşte görüyorsunuz değerli izleyenler, Jaguar'ın sesi bu şekilde çıkıyor. Once more. Ay ay ay, Allah korusun diyoruz değerli izleyenler. Buraya geldiğinizde anı olarak da alabilirsiniz bu objelerden ve Jaguar'ı görmesinizde şöyle bir duymuş olursunuz. One more. Wow. Hanımefendiye teşekkür ediyor. Yola devam ediyoruz. Cargaba una moto, hoy trae un jaguar. Yo creo que en su chamba no le va tan mal. Le toca la banda al anochecer. Déjale un cuernito al amanecer. Al cien con la gente muy parada está. Con los del sombrero y los del general. Hacen el billete y lo echan a rolar. Dándole trabajo a medio Culiacán. Adından da anlaşılacağı gibi ölüm yolunun sonu ölümmüş maalesef. Şu anda ölüm yolu Ay Piramidi'ne doğru götürüyor bizleri. Ve hadi bakalım Ay Piramidi'ne şöyle yakından görelim. Bakalım beğenecek misiniz? Bu iki piramit arasındaki yola ölüm yolu diyorlar. Ölüm yolunun sonu Ay Piramidi'ne gidiyor. Evet değerli izleyenlerimiz, Güneş Piramidi'ne çıktık ve indik. Gayet güzel bir manzaraydı. Biraz meşakkatli bir yoldu ama şu anda üstünde bulunduğumuz yol ölüm yolu olarak bilinen yol. Ve bu ölüm yolunun sonu Ay Piramidi'ne doğru gidiyor. Eski yıllarda sağımız ve solumuz devlet binalarıymış. Şu anda da geriye o binaların kalıntıları, temelleri kalmış ve elbette o dönemlerde 180 bin, 200 bin insanın yaşadığı bir antik şehirden bahsediyoruz. Bir hayli kalabalıkmış. Antik şehrin sadece %5'i ortaya çıkartılmış. Arkeologların yapacağı daha çok iş var burada. Ve bir kez daha hatırlatalım, şu ana kadar kazılarda ortaya çıkan %5 bile değil diyorlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bu güzel antik kent ve bizler Ay Piramidi'ne doğru yola çıkıyoruz. Metrelik ölüm yolu sonrasında işte Ay Piramidi'ndeyiz. Evet değerli izleyenlerimiz, 40 metrelik ölüm yolunu geride bıraktık ve işte Ay Piramidi'ne merhaba deme zamanı. Ay Piramidi Güneş Piramidi ile kıyaslanırsa bir tık daha küçük bir piramit. Bu arada sadece Ay Piramidi ve Güneş Piramidi yok burada. Ölüm yolu boyunca sağda solda 20'yi aşkın piramit olduğu söyleniyor diyoruz ve Ay Piramidi'nden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
bölgede 20'nin üzerinde farklı farklı boyutlarda piramitler varmış. Burası Ay Piramidi. Ay Piramidi ile ilgili rehberimiz Murat'a çeşitli sorular soruyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda Ay Piramidi var ve Ay Piramidi ile ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi Ay Piramidi'nden önce şu meydanla ilgili bir iki cümle edelim. Şimdi bakın, şuradan başladığımız zaman, en dipten başladığımız zaman total saydığınızda 13 tane yapı göreceksiniz. Bunlar için 13 çok kutsal bir rakam. Bizde uğursuzluğu temsil etse de o dönem içerisinde 13 aydan bahsediliyor. Biliyorsunuz oradaki takvimler 13 çarpı 20 gün üzerinden hesaplanan 260 günlük bir takvim. İşte burası onların takvimsel meydanları. Şu üstünde olduğumuz bina bir sunaktır. Hediyelerini sundukları, tanrılara hediyelerini sundukları bir noktadır. Ay Piramidi arkamızda kalıyor. Tam karşımız güneye bakan bir taraftır. 43 metre yüksekliği var Ay Piramidi'nin. 137 metrede bir genişliği var. Yalnız bunun şöyle bir orijinalliği var. İçeride 3 tane oda bulundu bunun içerisinde. Bir tane iskelet çıktı. Ya 1998 yılında bir keşif bu. İşte onun üzerine zaten Mısır'la bir birleştirme söz konusu oldu. Acaba aynı mantıkla mı yapıldı? Daha hala soru işaretleri dolu olduğu bir konumdayız şu anda. Şunu soracağım. Güneş piramidi ile Ay Piramidi'nin kullanım amaçları aynı mıydı? Ay Piramidi'nin de üstünde yine adaklar adanıyor muydu? Tabii ki, tabii ki. Adaklar kesinlikle var. Şimdi oradan buraya gelip burada sunağını hediye veren kişi oraya gidip adağını yapıyor tekrar. Yani böyle bir yol, oradan gelip burada hediye verip yukarı çıkıp o da yine kurban veriliyor ve ondan sonra tekrar buraya dönüp ikinci hediyesini verip tekrar Güneş Piramidi'ne çıkmak, böyle bir güzergah yapıyorlar. Evet. Bölgede gerçekten birçok detay inanılmaz enteresan. Bu farklı yönleri rehberimiz Murat'tan dinliyoruz. 1 kilometre 600 metreye çıkar. 1610'dur hatta bu. 1.61'e tekabül eder ki bu da altın oranı verir bize. Çok enteresan bir matematik vardır burada. Gerçekten. Altın oranında verdiği bilinir burada. Evet, her noktasında mistik bir öğe var. Bir bilinmezlik var değerli izleyenler. Kimi uzaylı der, kimi başka bir kafası karışır. O yıllarda tekerleğin bile olmadığını düşünürsek bu topraklarda, bu coğrafyada bilmiyorlardı. Çimento yoktu. Harç olarak neyi kullandılar? Bu kadar taşı buraya nasıl taşıdılar? Bu kadar taşı üst üste nasıl yığdılar? Hepsi bir açıkçası muallak. Bir enteresan bir şey daha var. Şimdi birazdan saraylara girdiğimizde göreceğiz. Bir maddeyle karşılaşıyorlar. Maddenin mika olduğu ortaya çıkıyor. Mika. Yalnız sorun şu, bu coğrafyada hiçbir zaman o çağlarda mika olmamış. Mika 800 dereceye kadar dayanıklı bir madde. Çok kolay forma girebilen bir madde. Nasıl gelmiş? Bu coğrafyada bilinen tek mika merkezi Brezilya. Acaba Brezilya'dan birileri mi getirmiş buraya, yoksa başka bir yerden mi gelmiş? Hakikaten bilinmiyor. Bazı iddialar, dediğiniz gibi alternatif tarihçiler şey derler, o mika bir elektromanyetik bir alanı kapsadığı için etrafını sarmışlar. Oradan elektromanyetik akımların geçmesini engellediklerini söylerler. Bazı yani bilim adamı demeyelim, bunlar da alternatif tarihçiler, böyle bir fikre kapılmışlar. Bilinmeyenlerle dolu bir coğrafya diyoruz ve gezmeyi sürdürüyoruz.